Merhaba değerli yatırımcılar. Investaz'da yatırım menkul değerlerden ben Ethem Umut Beytorun. Dün önemli bir veri akışı olmayan günde dolar endeksindeki gevşemenin paralelinde küresel risk iştahının artmış olduğunu gözlemledik. Borsalar yukarı yönlü hareketlerini sürdürdü. Dolar endeksi 90 bölgesinin altına doğru sarkmış durumda. Yine Amerika tarafında Başkan Trump'ın hazırlamış olduğu 2019 yılı bütçe tasarısının meclise sunulması gündeme geldi. 4,4 trilyon büyüklüğündeki bu bütçede özellikle savunma harcamaları ve sınır güvenliği konusundaki harcama kalemlerinin daha fazla talepkar olduğu ve bu konularda bütçenin önemli bir payının ayrılmış olduğu gözlemlendi. Altyapı yatırımları için de bütçede bir takım öngörüler var. Burada bir takım geliştirmeler var altyapı konularıyla alakalı. Özellikle yerel yönetimlere yollarla ilgili ücretlendirme yapılabilme yetkisinin verilmesi, işte kullandırılacak olan kredilerin vergiden muaf tutulması gibi ve bu resmi izin süresinin 10 yıldan 2 yıla çekilmesi gibi konular yer alıyor bütçe tasarısı içerisinde. Bu dolarda dolar endeksinde bir gevşemeye sebebiyet verdi ve euro dolar paritesi de bu tabii doların düşmesiyle birlikte yukarı yönlü hareket etti. Borsalara bakacak olduğumuzda Amerikan borsaları %1,5'a yakın artışlar sergiledi. Dün Dow Jones endeksi 1,7, S&P 1,39 ve Nasdaq 1,57 yükselişler kaydetti. %1,7 yükselişler kaydetti. Bugün yine Avrupa tarafında da endeksler %1'in üzerinde yükselişlerle günü tamamladı. Borsa İstanbul endeksimizde %1,8 yükselişle 114.821 puandan günü tamamladı. Bugün için Borsa İstanbul tarafında takip ettiğimiz önemli pivot seviyemiz 114.900. Yükselişlerde 113, 115.300, 115.800 ve 116.200 olarak takip ediyoruz. Düşüşler halinde ise 114.500, 114.000 ve 113.500 seviyeleri takip edilebilecek destekler olarak öne çıkıyor. Bugün yine önemli bir veri akışı gündemde yok. İngiltere enflasyon verisi dışında. Ama asıl önemli veri, haftanın önemli verisi yarın açıklanacak Amerika'daki çekirdek enflasyon rakamları olacak. Burada beklenti 1,7 artış olması yönünde. Buradaki eğer enflasyonun 1,7'nin üzerinde bir artış yaşanması durumunda doların aslında Amerika 10 yıllık tahvil faizleri hala yukarı yönlü seyrini devam ettiriyor. 2,85'ler seviyesindeki durumunu koruyor. Dolayısıyla böyle bir durum olursa eğer enflasyon beklentinin üzerinde gerçekleşmesi halinde Amerikan tahvilleri yukarı yönlü hareketli devam edecektir ve bu durumda yine borsalarda endişelere sebebiyet verebilir ve aynı zamanda doların da güçlenmesini sağlayabilir bu anlamda bakıldığında. Bugün için dediğimiz gibi İngiltere'den enflasyon verisini takip ediyoruz. Parite bazlı bakacak olduğumuzda Euro dolar paritesi 1,23 seviyesinin hemen üzerine test etmeye çalışıyor. Hareketli ortalamanın arasına sıkışmış durumda. RSI göstergemiz 50 bölgesi üzerinde. Yükselişler halinde 1,2340, 1,2380 ve 1,2430 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilecektir. Düşüş halinde 1,23, 1,2260, 1,2230 ve 1,2185 önemli destek seviyeleri olacaktır. Dolar-TL dolar endeksindeki düşüşe paralel olarak dolar-TL kuru da dün 3,80'lerin altına doğru gevşemiş durumda. Burada hareketli ortalamaların hemen üzerindeyiz. RSI göstergemiz 50 bölgesinin altına sarkmış durumda hafifçe. Ve düşüşün devamında 3,79-50'nin altında 3,77 ve 3,74 bölgeleri hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketlerimizde ise 3,82, 3,84 ve 3,86 seviyesi takip edilebilecek önemli dirençler olarak öne çıkıyor. Altın fiyatları dolar endeksinin düşmesine paralel orada da bir yükseliş meydana geldi. Dolayısıyla 1325 üzerine atan bir altın fiyatını takip ettik. Hareketli ortalamaların arasına girmeye çalışıyor an itibariyle. RSI 50 bölgesinin üzerinde olması sebebiyle 1330, 1336 ve 1340 seviyeleri hedeflenebilir. Düşüşler halinde 1325, 1319 ve 1313 seviyesi test edilebilecek seviyeler olarak takip ediliyor. İnvestaze yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.